Osmanlı ordusu 29 Mayıs 1453 sabahı İstanbul'a girdiğinde İstanbul halkı Ayasofya'ya doluşmuş dua ediyor, meleklerin ve azizlerin kendilerini korumalarını bekliyorlardı. İnandıkları eski bir kehanete göre düşman buraya geldiğinde karşısında melekleri bulacak, melekler kılıçlarını çekerek kafirleri cehenneme göndereceklerdi. Ancak bekledikleri gibi olmadı. Ayasofya'ya gelen koruyucu melekler değil, yanında vezirleri ve yeniçerileriyle genç hükümdar Fatih Sultan Mehmet'ti. Kilisede dua edip şükür namazı kılan Fatih Sultan Mehmet'in ilk emri Ayasofya'nın camiye çevrilmesi oldu. Fetihten sonra 1 Haziran 1453 Cuma günü bizzat Fatih Sultan Mehmet'in imam olarak kıldırdığı ilk cuma namazıyla Ayasofya camiye çevrildi. 916 yıl önce kilise olarak yapılan Ayasofya, artık müzeye çevrileceği 1935 yılına kadar cami olarak Müslümanların ibadethanesi olacaktı. Ayasofya 15 yüzyıldır ayakta duran, özellikleriyle dünya çapında üne sahip muhteşem bir mimari eser, dünyanın en eski katedralidir. Doğu Roma İmparatoru Justinianus tarafından dönemin en ünlü iki mimarı Tralleslı Anthemeus ve Miletli Isidoros'a yaptırılmıştır. Kudüs'te bulunan Hazreti Süleyman Mabedi'nin mimarisinden etkilenerek bir kilise yapmayı planlayan imparator Anthemeus ve Isidoros'u huzuruna çağırır ve planından bahseder. Mimarlar plana bakarak bu binanın yapılmasının imkansız olduğunu söylerler. Ancak Justinianus bu kiliseyi yapmakta kararlıdır. İnşaat 23 Şubat 532 tarihinde başlar. 10.000 kişinin çalışmasıyla 5 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek 27 Aralık 537 tarihinde ibadete açılır. Ayasofya inşa edildiğinde piramitler dışında dünya üzerindeki en büyük binadır ve yaklaşık 1000 yıl boyunca da böyle kalmıştır. Yapılması imkansız denilen kubbesi 1000 yıl boyunca en geniş ve en yüksek kubbe olarak kabul edilmiştir. Justinianus, kilisenin açılış töreninde görkemli binanın imparatorluk kapısında durur ve Kudüs'te bulunan Hazreti Süleyman Mabedi'ni kastederek şöyle der: "Ey Süleyman, seni geçtim." Yüzyıllarca Konstantinopolis Ortodoksluk Patriği'nin merkezi olan Ayasofya, aynı zamanda Bizans'ın taç giyme törenleri gibi imparatorluk törenlerine de ev sahipliği yaptı. Bu yıllar içerisinde sayısız depremde hasar gördü. 859 yılındaki yangında büyük bölümü yandı ve önemli tadilatlar geçirdi. Ama Ayasofya'ya en büyük zararı 1204 yılında 4. Haçlı seferleri sırasında İstanbul'u ele geçirip Ayasofya'yı yağmalayan Haçlılar verdi. Kiliseden aralarında Hazreti İsa'nın mezar taşından bir parça, Hazreti İsa'nın sarıldığı bez olan Torino kefeni, Hazreti Meryem'in sütü ve azizlerin kemikleri gibi birçok kutsal emanetle altın ve gümüşten yapılma değerli eşyalar çalındı. Kapılardaki altınlar bile sökülerek Avrupa'ya götürüldü. 1453 yılında İstanbul Osmanlılar tarafından fethedildiği dönemde Ayasofya harap bir haldeydi. Bu durumu Kordoba soylusu Pero Tafur ve Florentin Cristoforo Buondelmonti gibi batılı seyyahlar da seyahatnamelerinde belirtmektedirler. Fethin sembolü olarak camiye çevrilen Ayasofya'ya Fatih Sultan Mehmet özel önem gösterdi. Hatta ismini bile değiştirmedi. Mabede zarar verecek, kutsal değerini aşağılayacak en ufak bir harekete girişilmedi. Kilise olduğu yıllardan kalan süslemelerine hiçbir zarar verilmedi. Sadece İslam inancına ters olan bazı mozaik süslemelerinin üzerine ince bir sıva çekilerek kapatıldı. Fatih Sultan Mehmet camiye gelir getirmesi için bir vakıf kurdu ve Ayasofya'ya birçok mal bağışladı. Kısa süre içerisinde camiye bir mihrap, minare ve medrese yaptırdı. Sonraki dönemlerde Sultan II. Beyazıt tarafından bir minare, Sultan II. Selim tarafından da iki minare daha ilave edildi.
Sultan II. Selim zamanında ilave edilen minareler Mimar Sinan tarafından yapıldı. Aynı zamanda Mimar Sinan, Sultan II. Selim'in emriyle Ayasofya Camisi'ni tamir etti. Etrafına inşa edilen ve camiye zarar vermeye başlayan evler ve binalar yıktırıldı. Caminin kubbesini taşıyan yan duvarlar takviyelerle kuvvetlendirildi. Böylece Mimar Sinan sayesinde Ayasofya, belki de Bizans gibi çöküp gitmekten kurtarılmış oldu. Sultan 1. Mahmut ise Ayasofya'nın güzelliğine güzellik katan, sanat harikası bir şadırvan, Sübyan Mektebi, aşhane, kütüphane ve yeni bir hünkâr mahfili ile mihrap inşa ettirdi. Böylece bir külliyeye dönüşen Ayasofya, tarihi boyunca hiç görmediği bir özenle Osmanlı Devleti'nin en gözde mabedi oldu. 482 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya, Türk milletinin nazarında daima İstanbul'un fethinin aziz bir hatırası olarak görüldü. 1930 ile 1935 yılları arasında restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kapatılan Ayasofya'da bir dizi çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar arasında çeşitli restorasyonlar, kubbenin demir kuşakla çevrilmesi ve mozaiklerin ortaya çıkarılıp temizlenmesinin yanında Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan medrese de yıktırılır. Hünkâr mahfili, vaaz kürsüsü, minberler gibi bir cami içinde olması gereken şeyler kaldırılır. Yüzyıllar sonra mermer zemindeki halılar sökülüp atılır. Böylece Ayasofya yavaş yavaş külliye olma özelliğini kaybeder. Tadilatın sona ermesinden sonra Bakanlar Kurulu'nun 1934 yılındaki kararıyla müzeye çevrilir ve 1 Şubat 1935 tarihinde ziyarete açılır. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu Ayasofya Vakfı da ortadan kaldırılır. Ancak o gün bugündür Ayasofya ile ilgili tartışmalar hiç bitmez. Özellikle 1950 yılından sonra Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılması ile ilgili dönemin hükümetlerine toplumdan yoğun baskı yapılır. Yurt dışından, özellikle Yunanistan tarafındansa kilise haline çevrilmesi için taleplerde bulunulur. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması ile ilgili yoğun çaba gösteren kişilerden olan ve milletvekilliği döneminde iki kez Ayasofya'nın tekrar cami olması için kanun teklifi veren Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu'nun iddiaları ise bir hayli ilginç. Halaçoğlu, 1934 yılında Ayasofya'nın müze haline getirilmesi için hazırlanan kararnamenin sahte olduğu düşüncesinde ve söz konusu kararnamenin hiçbir zaman resmi gazetede yayımlanmadığını ve burada açık bir hukuksuzluk olduğunu söylüyor. Dahası, kararnamedeki Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu söylenen ıslak imzanın sahte olduğunu iddia ediyor. Kararnameye atılan Atatürk imzasıyla Atatürk'ün sonraki imzalarının birbirine hiç benzemediğini belirtiyor. Aslında haksız da sayılmaz. İmzalar karşılaştırıldığında aralarında açık bir fark olduğu gerçekten de görülmekte. Son dönemde özellikle İstanbul'un fetih töreninde Ayasofya'dan Fetih Suresi'nin okunması Türkiye ve dünyada büyük gündem yarattı. Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilip ibadete açılması konusu yoğun olarak tartışılmaya başlandı. Olumlu olumsuz görüşlerin yanı sıra tartışmaya başta Yunanistan olmak üzere Rusya, Mısır, Cezayir gibi birçok ülkenin katılması Ayasofya'nın sadece bir yapı olmadığını, simgesel bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu tartışmalar esnasında aslında Ayasofya'nın statüsüyle ilgili Danıştay'da bir davanın hala sürmekte olduğu ve 2 Temmuz 2020 tarihinde karar duruşmasının görüleceği de ortaya çıktı. Müzeye çevrildiği günden bu yana pek çok kez yargıya taşınan bu konu, daha önce Danıştay ve Anayasa Mahkemesi tarafından hep reddedilmişti. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği tarafından 2016 yılında açılan davada vakıf, Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptalinin yanında
kararın üzerindeki Atatürk imzasının kriminoloji laboratuvarında incelenmesini de talep etmişti. Yine Danıştay, İstanbul'daki Kariye Camii'nin müzeye dönüştürülmesine dair 1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararını geçen yıl iptal etmesi ve bu yapının müze statüsünden çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılması kararına varmıştı. Bu karar Ayasofya ile ilgili de bu kez camiye çevrilmesi konusunda bir sonuç çıkabileceği beklentisini arttırdı. Böylece 86 yıldır ibadete kapalı olan Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması gündeme geldi. Peki karar size kalmış olsaydı, Ayasofya'yı müze olarak mı yoksa cami olarak mı görmek isterdiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.